birçoğuna göre Münchhausen sendromu tarafından oluşturulmuş belki de en ünlü vakalardan birine, hatta belki de en ünlüsüne göz atacağız. Münchhausen sendromu tarafından oluşturulan vakalar, bir bakıcının sadece dikkat ve sempati çekmek için başka bir kişiye birden fazla sağlık sorununun görünümünü vermesi durumudur. Gypsy Rose ve annesi Dee Dee, Springfield, Missouri'de küçük bir kulübede birlikte yaşamaktaydılar ve yerel toplum tarafından derin bir sevgiyle karşılanmaktaydılar. 48 yaşındaki Dee Dee, sevgi dolu, cömert, dostça bir kadın olarak tanınıyordu ve Gypsy Rose'a tam zamanlı bakıyordu. Gypsy Rose, bir tekerlekli sandalyeye hapsedilmişti ve bir oksijen tankına ihtiyaç duyuyordu. Dee Dee'ye göre lösemi, kas distrofisi, epilepsi, astım, göz problemleri, beyin hasarı, zarar görmüş dişler gibi bir dizi hastalıktan muzdaripti. Ayrıca ciddi sağlık sorunları nedeniyle evde eğitim alıyordu. Ancak bu görünüşte acıklı durumun arkasında karanlık bir sır yatmaktaydı. Bir gün Gypsy inanılmaz bir gerçeği keşfeder. Aslında tekerlekli sandalyeye ihtiyacı yoktur, ayakta durup yürüyebilir. Bu gerçek onu derin bir kafa karışıklığına sürükler çünkü çoğu yaşamını o sandalyede geçirmiştir. Bu keşifle birlikte bedeninin sınırlarını test etmeye başlar ve başka şaşırtıcı gerçekler de fark eder. Katı yiyecekleri yiyebilir ve beslenme tüpüne gerek duymaz. Ancak tüm bu gerçeklere rağmen Dee Dee hala Gypsy'nin hasta olduğunu iddia eder ve onu sandalyeden kaldırmaz, yürüyebildiğini kimseye söylemesine izin vermez ve ilaçlarını almaya devam etmesini ister. Yıllarca süren bu süreç Gypsy'yi büyük bir hayal kırıklığına uğratır. Zamanla biraz büyür ve genç bir kadına dönüşür. Ancak tüm genç kızlar gibi kendi özgürlüğünü istemeye başlar. Gypsy, Dee Dee'ye karşı direnmeye başlar, karşı gelir, hatta bazen hırçınlık bile eder. Bu durum ikisinin mükemmel ilişkisinin çatlamasına neden olur. Ancak Gypsy'nin Dee Dee'den korkması kaçınılmazdır. Çünkü annesi tüm hayatını kontrol etmiş, onun üzerinde baskı kurmuştur. Dee Dee, kızını cezalandırmak için acımasız yöntemlere başvurmuş, hatta bazen onu beslemediği zamanlar olmuştur. Gypsy büyüdükçe yavaş yavaş gerçeklerin farkına varır. Aslında hasta olmadığını, annesinin her şeyi uydurduğunu anlar. Artık bu duruma dayanamayan Gypsy bir noktada kaçmaya çalışır. Ancak Dee Dee tarafından yakalanır ve daha da kötüsü cezalandırılır ve yatağa zincirlenir. Tüm bu kontrol ve istismar, Gypsy'nin hayatının en verimli yıllarında onun üzerinde devam eder. Bu genç kadın, annesinin kurduğu yalanların ve acının pençesinden kurtulmak için umutsuzca mücadele eder. Bir gece, Dee Dee yatağa gittikten sonra Gypsy internete girer ve gizlice bir flört sitesinde profil oluşturur. Orada Nick'le tanışır. Nick ve Gypsy birbirlerine gerçekten ilgi duyarlar ve sonunda çevrimiçi flört etmeye başlarlar. Ancak ortada ilginç bir durum var. Nick biraz tuhaf bir adam ve üstelik 2013 yılında bir suç geçmişi vardı. Ama Gypsy onu tüm geçmişine rağmen seviyor ve yaklaşık 2,5 yıl boyunca flört ederler. Ancak sadece çevrimiçi olarak görüşebildiler çünkü Nick başka bir eyalette yaşıyor. Gerçek hayatta sadece bir kez buluşmuşlardı. Gypsy Nick'e karşı çok büyük bir sevgi beslemeye başlıyor ve bu noktada Dee Dee'den nefret ediyor. Yıllarca süren bu birikimin ardından Dee Dee'nin kontrolünden kaçmak istiyorlar. Bu yüzden Nick bir otobüse biner ve Wisconsin'den Missouri'ye, yani Gypsy'nin yaşadığı yere seyahat eder ve yakındaki bir motele yerleşir. Gypsy heyecanla saatlerce beklerken nihayet Dee Dee'nin uykuya daldığını fark eder ve hızla Nick'i arar. Kapıda onu bulduğunda heyecanla nefes alır ve eldivenleri, yapışkan bandı ve bıçağı titreyen ellerle verir.
Ardından Gypsy yatak odasında beklerken Nick sessizce Dee Dee'ye yaklaşır. Nick sessizce bıçakla onu öldürür ve sonra Wisconsin'a, Nick'in ailesinin yaşadığı yere dönmek için otobüsle yola çıkarlar. Gypsy annesinden nefret ediyor ama onun bedeninin evlerinde sonsuza kadar çürümesini istemiyor. Bu yüzden ortak Facebook hesaplarına giriş yapar ve olayı oldukça şok edici bir şekilde paylaşır. Bunu yaparak insanların annesini kontrol etmeye gitmelerini ve cesedi bulmalarını umar ve işe yarar. İnsanlar Facebook gönderisini görür, bunu polise bildirir. Polis evlerine gider ve cansız Dee Dee'yi bulur. Polis bu şok edici Facebook gönderisinin IP adresini bulmaya çalışır ve bu IP adresi Wisconsin'i gösterir. Tabii ki polis hemen oraya gider ve her ikisini de tutuklar. Gypsy, ikinci derece cinayetten suçlu olduğunu kabul eder ve 10 yıl hapis cezası alırken Nick ömür boyu hapis cezasına çarptırılır. Ancak Gypsy'nin hikayesi o kadar etkileyici ve dramatik olur ki, hapishanedeyken bile onun hakkında birçok belgesel yapılır ve hikayesi büyük bir yankı uyandırır. Ve neredeyse 9 yıl sonra serbest bırakıldığında artık bir kahraman olarak kabul edilir. Haberlere çıkar, röportajlar verir, kitap yazar ve belgesel dizileriyle doldurulmuş bir dünya onu bekler. Instagram hesabı açtığında hemen 8 milyon takipçiye ulaşır ve ardından TikTok hesabı açar ve kısa sürede 9 milyon takipçiye ulaşır. Gypsy, karanlık geçmişinin ardından artık bir yıldız haline gelir ve tüm dünyanın ilgisini çeker. Ancak özgürlüğün ona getirdiği bu ün ve şöhret, onun iç dünyasındaki yaraları sarmak için yeterli olmayabilir. Gypsy Rose, annesi Dee Dee'yi öldürmesine yardım eden eski erkek arkadaşı Nick ile ilişkisinin sonlandırdığını, suçu işlediklerinden bir yıl sonra açıkladı. 2017'de Gypsy, Ken adında bir adamla ilişki kurdu ve 2018'de nişanlandılar. Ancak Gypsy, kitabında anlattığı gibi Nick, nişanlı olduğu dönemde ona yazarak onu aldatmakla suçladı. Bu olay ilişkilerine gölge düşürdü ve Gypsy ile Ken, planlanan 2020 düğünlerinden önce nişanlarını bozmak zorunda kaldılar. Gypsy, bu zor zamanlarında kendisine destek olan bir başkasını buldu. Hapishanedeyken tanıştığı Ryan Anderson. Gypsy, 2022 Temmuz'unda parmaklıkların ardında Ryan ile olan ilişkisini evlilikle taçlandırdı